Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek çalışması yapmak istiyorum. Yeleğimizi ben lif ipi ile ördüm ve modeli de şöyle yakından bakacak olursanız liflerde hepimizin gördüğü, tanıdığı, aşina olduğu güzel bir e, model. Yani liflerde kullandığımız yumuşacık olan çalışmamızla bugün yeleğimizi öreceğiz. Evet yeleğimizi ben küçük bebeklerimiz için ördüm. Bir yaşına kadar olan bebeklerimiz giyebilir. Ölçümüzü hemen bakalım ve daha büyük yaştaki çocuklarımızı örmek isteyen arkadaşlarımız için önerilerimizi sunalım. 28,5 yani 29 santim tamamı. Geliğimizin uzunluğu kol altından baktığımız zaman 18 santim. Genişliğine baktığımız zaman ise 25 santim olduğunu görüyorum yeleğimizin. bir tane ip kullandım 3 numaralı tığımı kullandım iki buçuk üç elinizin sıklığına göre tığlara ayarlarsanız daha büyük yaş grubu için örmek isteyen arkadaşlarımız Ben 8 tane fıstık üzerine çalışmamı başlattım bakın 8 fıstık kaç santime karşılık gelmekte 12 santime karşılık gelmekte daha büyük birkaç tane daha eklerseniz fıstığımızı ona göre yeleğimiz büyük olacaktır o nüspette de şuradaki görmüş olduğumuz kısmı biraz daha yani kol bölümünü de uzattığımız zaman istediğimiz kadar büyük yelek çalışabiliriz hatta kendimize bile gayet güzel yumuşacık olacaktır şöyle bakınız Bebe ipleriyle çalışabilirsiniz. İlla lif ipi olması şart değil. Malum biraz ipler pahalandı. Lif ipi biraz daha uygun olmakta. yani küçük bebekler için çok güzel durdu. Şöyle gördüğünüz gibi benim çok içimesinde. Umarım sizler de beğenirsiniz bu çalışmamızı. Çok da kolay bir yapımı var. Hemen bir ya da iki günde eğer oturduğunuz zaman hemen bitirebileceğiniz ve severek göreceğiniz bir çalışma. Ben çok keyif aldım örmekten. Umarım sizler de keyif alırsınız. İşlemeleri dilerseniz yapmazsınız. Dilerseniz tabi yine inciler kullanmayabilirsiniz. Tamamen farklı alternatiflerle de yeleğimizi süsleyebilirsiniz. Evet hemen çalışmamıza kolay gelsin diyerek başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizin bir parçasını örerek tamamladım. Diğer parçasını da sizlerle birlikte başlayalım. Aynı şekilde örelim. E, Lif modelimiz yani yıldız modeli olduğu için bakınız önü arkası fark etmiyor. Her iki yönle de kullanılabiliyor modelimiz. Evet şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane fıstık üzerinden modelimizi kurmaya başlayalım. Yani diğer yanımızı da 8 fıstık üzerine kuralım. 3 zincirimizi çekerek fıstıklarımızı örmeye başlayalım. Lif ipi ile çalışıyoruz. Bir tane zincirimi çekip düğümümü attım. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci zincir içerisine gelerek batıyorum ve fıstığımı yapmaya başlıyorum. 1, başını doluyorum. 2, başını doluyorum. İkinci zincirin içerisine 3 defa ilmeğimi başını dolayarak çıkarıyorum ve elimi şu şekilde tutuyorum ipimi alıp doldurduğum ilmeklerimin içerisinden geçiriyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum birinci fıstığımı bu şekilde tamamlıyorum ikinci fıstığımıza hemen başlıyorum ilmeğimi uzatıyorum bunu saymıyoruz yani bir diye saymıyoruz bunu tamam başını doluyorum bakınız başını doladığımla birlikte zincirimin çektiğim yere şu şekilde giriyorum 1. Başını doladım, 2, başını doluyorum ve 3, 3 defa çekerek fıstığımı ördüm. Yine elimi tutuyorum, ipimi alıp doldurmuş olduğum ilmeklerimin içinden geçiriyorum. Tuttuğum ipimi de örerek bir zincirimle kapatıyorum. İlmeğimi uzatıyorum, tığımın başını doluyorum. Yeniden bu görmüş olduğumuz minik boşluğumuzun içerisine girerek 1, başını doluyorum, 2, başını dolayıp 3. kez giriyorum. Elimi tutuyorum, hepsini aynı anda çekiyorum, kapatıyorum ve bir tane zincir. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Onu bilmeyen arkadaşlarımız için e, özellikle ayrıntılı göstermek istiyorum. Diğer önü de bu şekilde başlayıp öreceğiz. Arkamızı da aynı şekilde başlayacağız. 8 tane fıstık olana kadar işlemimizi tekrar ediyoruz. 1, 2, 3. Bilen arkadaşlarımıza tabii ki kolay olabilir ama bilmeyen, yeni başlayan arkadaşlarımız hiç zorlanmadan yapabilsinler. Önce ilmeğimi uzatıyorum. Tığımın başını dolayıp tepideki boşluğa giriyorum. 1, 2 ve 3. İlimi tutuyorum. Çekiyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincir. Yeniden 5 olmuş. 6. yapıyorum. Toplamda 8 tane olana kadar örüyorum. Ben bunu 6-8 aylık bebeklerimiz için örüyorum. Daha büyük isteyen arkadaşlarımız fıstık sayısını biraz daha büyütsünler. 10-12 yapabilirler 2-3 yaş için. Şimdi 8 olunca yeniden görüşelim. 8 tane fıstığımı ördüm. 2 4 6 8. Şimdi yukarıya doğru örmeye başlıyorum. Bakınız şu kısmı örüyoruz şimdi. Bir tane daha fıstığımı yapıyorum. Bu şöyle yana dönecek olan fıstığımız. Şuradaki görmüş olduğumuz fıstığımızı Örmeye başlıyoruz 1 2 3 Yani bu dokuzuncu fıstık oluyor kapatıyorum yine aynı şekilde ve bir tane zincirimi çekiyorum alt kısım ve yanın ilk yukarıya doğru giden bölüm olacak Birinci fıstığımızı her başlangıcımızda mutlaka kapatıyoruz. Bakınız bu önemli bir püf noktası yıldız tekniğini bilmeyen arkadaşlarımız için. ilk fıstığımız sıra başında her zaman kapalı olacak. Açık yapmayalım. Açık yaparsak eksilme işlemi yapmış oluruz. Birinciyi kapadıktan sonra üzerine bir tane açık fıstık yapıyoruz. Açık dediğim Şöyle şimdi tutacağız göreceksiniz. 3 tane ördüm kapatmadan tutuyorum. Bakınız bunu açık fıstık diyoruz. Kapalının üzerine açık fıstık yaptık ve şu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle görelim. yeleğimizin altı hemen ilk sıramızın şu kısmı ve şimdi şöyle ilerleyeceğiz. Açık fıstığımı ördüm. 1 Hemen kapalı fıstığımın dibine gelip batıyorum. Bakınız şuraya 9. örmüş olduğum fıstığa dibine batıyorum. 1 2 ve 3 bir kapalı fıstık bir açık fıstığı yaptım kapalının üzerine hemen dibine bir tane açık fıstık yaptım yani kapatmadık bakınız ve bir ileriye iki fıstığın birleşme noktasının bulunduğu yere gelerek üçüncü açık fıstığımı örüyorum. 1 2 3 3 tane açık fıstığımın hepsini ipimi şöyle tutuyorum tek seferde çekerek kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektim şurayı ördüm ve devam ediyorum önce tepeye bir açık fıstık artık üçer üçer açık fıstık örerek ilerliyoruz hepsini de üçer defa alıyorum fazla doldurmayalım eğer normal bebe yünüyle yapıyorsanız iki defa doldurmanız da yeterli olacaktır ikinci kez ve üçüncüyü aldım 1 2 ve 3 bir tepeye, bir dibine, bir ileriye ördüm. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Sona kadar aynı şekilde örerek devam edelim. Bir tepeye 3 defa doluyorum. Bir dibine, ikinciyi dibine yapıyorum. 1 2 ve 3. Üç. Üçüncüyü ise bir ileriye batıyorum. 2 ve 3. Hepsini tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi örüyorum. ve bu şekilde sıramızın sonuna doğru ilerleyelim. İlk önce tepeye dibine bir ileriye. Bakınız önce tepeye hemen uzatıyorum, dibine batıyorum, bir ileriye. 3 tane açık fıstığımı aynı anda alarak kapatıyorum. Sona kadar örerek geldim. En son fıstığım kaldı. Bakınız bitişi de birlikte yapalım. Yine bir tane tepeye, bir dibine, bir de en sona yaparak tamamlıyoruz. Hiç değişiklik olmadan bitiriyoruz üçünü de açık olarak görüyorum 3 defa sardım dibine 1 2 ve 3 defa sardım en son bakınız başlangıç noktasındaki almış olduğumuz yuvaya giriyorum 1 2 3 defa da alıyorum 3 tane açık fıstığımı tek seferde kapatıyorum ve birinci sıramızı bir zincirimi çektikten sonra bu şekilde bitiriyorum. Bakın birinci sıramız bitti. Şöyle görelim. Bir uçtan bir uca örerek bitirdim. Şimdi hemen çeviriyorum. Zincirden sonra hemen çevirelim. Bakınız. İlmeğimi uzatıyorum. Başlangıç olduğu için bütün başlangıçları da kapalı fıstıkla yaptığım için ilk fıstığımı kapalı fıstık olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Tutuyorum, kapatıyorum bir zincirimi çektim sıra başını kapalı fıstıkla yapmış oldum kapalı fıstığımın üzerine bir tane açık fıstık yapıyorum 1 2 ve 3 birinci açık fıstığımı yaptım ikinciyi hemen kapalının dibine yapıyorum 1 2 ve 3 üç. Üçüncüyü bir ileriye geçiyorum 2 ve 3 tek seferde hepsini çekiyorum ve ikinci fıstık sıramızı da bu şekilde düzgün bir şekilde başlatmış oluyoruz yıldız tekniğimizde sonrasında bütün işlemlerimiz aynı tutuyorum 1 2 ve 3 tepesine dibine 1 2 3 sona kadar aynı işlemleri ve tekrar ederek sıramın sonuna geliyorum hepsini aynı anda çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Üçer açık fıstığımı çektim. Şimdi bir tepeye bir dibine bir de en son bakınız şuradaki bölümümüze gelerek açık fıstığımı örüyorum. Yani iki tane fıstığın birleşme yerine batıyorum. Üçüncü fıstığımı hepsini tek seferde çekiyorum. Lütfen kafanız karışmasın. Bakınız ne kadar güzel düzgün oldu. Şuradaki ilk birleşme noktasına batıyoruz. Aralara kesinlikle batmıyoruz. Yani aralar dediğim fıstığın kendi içine batmıyoruz. Her iki birleşme noktaları bizim batacağımız yerleri göstermekte. Evet, yine hemen çeviriyorum. Bir tane kapalı fıstıkla yine aynı şekilde başlıyorum ve e, sıramızı aynen bu şekilde örerek ilerletiyoruz. Ay e, kaç sıra olana kadar örelim bakınız. Şöyle bir iki sıra ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sıra örelim. 11. sırada kesme işlemimizi yapacağız. 10 sıra ikisini ördük. 8 sıramız kaldı. Aynı şekilde örerek büyütelim ve burada görüşelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sıra ördüm. Şimdi yakamızı ve kolumuzu kesmeye başlayacağız. Şimdiye kadar kapalı trabzan örmüştük. kapalı trabzan örmeden 2 tane açık fıstığımı örerek başlıyorum kesme işlemi. 1, 2 ve 3 açık olarak ördüm. 1 ileğ girerek batıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum. 2 tane açık fıstığımı çektim ve ördüm. 1, 2, 3. Diğer aşağıda örmüş olduğumuz gibi 3 tane açık fıstıklarımızı örerek sona doğru ilerleyelim. 3'ünü ördüm. Yine aynı şekilde kapatıyorum. Bir zincir. 1, 2, 3. Tepeye, dibine 1, 2, 3. Bu aralar aynı. Sadece başta 2 açık fıstık olarak başladık. Sonra doğru ilerleyelim. Son 2 fıstık kalana kadar üçer üçer alarak ördüm. Aşağıda ördüğüm şekliyle. Şimdi son 2 fıstığımın hepsini aynı anda öreceğim. Bir tane tepeye, bir tane dibine, ileriye, ileriye. Yani 1, 2, 3, 4. 4 açık fıstığı aynı anda örerek kesme işlemimi bu yönden yapacağız. 3 defa aldım. 2 oldu. 3. örüyorum. 1, 2 ve 3, 3 tane açık fıstığımız oldu. 4. Açık fıstığımı örüyorum. 4 tane açık fıstığımız aynı anda çekerek kapatıyorum. Hem başlangıçta hem bitişte 8 tane olan fıstık sayımızı azalttık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 6 tane fıstık. Burası dönüş. Bakınız, aşağıdan yukarıya doğru. Şimdi. Bu yönden de kesme işlemi yapacağım. Her iki yönden de iki sırada kesme işlemimizi tamamlayacağız. Birinci sıramızı tamamladık. Başlangıçta iki fıstık aldık. Bitişte dört tane açık fıstık ördüm. Çeviriyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Başlangıçta bir, iki, üç. iki tane açık fıstık örüyorum. Bir, iki ve üç. Aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Ve üçer tane fıstıkları açık fıstıklar örerek sona doğru ilerliyorum sonu yine birlikte çalışalım sona kadar geldim iki tane açık fıstığım kaldı tepeye dibe ileri ileri şeklinde dört açık fıstıkla kesme işlemimizi tamamlıyoruz 2 3 defa aldım biri ördüm. ikinciyi dibine bir iki ve üç üçüncü açık fıstığı bir ileri Dördüncü ve son açık fıstığı en son birleşme noktasına gelerek batıyorum. 1, 2 ve 3. 4 tane fıstığımı çekerek kapatıyorum. Ve bir tane zincir. Şimdi tepe noktasında kaç açık fıstık olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4. Bu 4'ü devam ettireceğiz ikişer yanlardan eksilttik ve toplamda 4 fıstıkla örmeye devam edeceğiz. Şimdi örgümüze tıpkı burada yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını yapıyoruz. Artık çeviriyorum. Kapalı fıstığımı örüyorum. 1 2 3. Bitene kadar, omuz yükseltisi yetene kadar aynı şekilde örüyoruz. Kesme işlemi yapmıyoruz. Tepesine, dibine 1 2 ve 3 iki tane oldu açık fıstığı. 3.'yü örüyorum. 2 ve 3. Tekrar 1 2 3. Dibine ileri. 1 2 3. Çekiyorum sona doğru örelim sona kadar örerek geldim 1 2 3 bakın dördüncü fıstığım tığımda 3 tane açık fıstığımı ördüm ve sıramı tamamladım tekrar çeviriyorum bir tane kapalı fıstıkla başlatıyorum üzerine açık 2 ve 3 dibine açık 2 3 üzeri ve dibi ve bir ileri üçüncü oluyor Evet yeterli ölçü olana kadar bu şekilde örerek büyütelim arkamız için 6 tane fıstığımızı yapalım 2 tane ön parçamızın toplam sayısı kadar arkamız olsun daha büyük örecek arkadaşlarımız için de sayı aynıdır her iki tane fıstığımız yani burada 8 fıstığımız vardı 8 de diğer tarafta 16 tane fıstığımızı arkaya başlıyoruz sizler kaç fıstıkla başladıysanız o sayının birebir aynısı olarak e, arkamızı başlayalım bir tane düğüm attım 1 2 üç tane zincirimi çekiyorum ilmeğimi uzatarak İkinci zincir içerisine girerek fıstığımı örüyorum. 2 ve 3 çekip kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ilmeğimi uzatıp yine tıpkı öndeki başladığımız teknikle başlıyoruz üçer defa dolduruyoruz. Eğer bebe ipiyle ya da kalın iple yapıyorsak iki tane de yeterli. Çok fazla e, dolgun, kabartılı olmasına gerek yok. Lif ipiyle 3 ideal olmakta yalnız. Evet, toplamda 16 tane olana kadar ilerleyelim. 10 sıra olarak ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi kol kesim yerindeyiz. Bir tane açık fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 3 kapalı fıstık çalışmadık hemen yanındaki bölüme geçiyorum yine açık fıstığımı örüyorum çekiyorum kapatıyorum iki tane açık fıstığımı ördüm ve devam ediyorum 1 2 3 batıyorum 1 2 3 ilerliyorum 1 2 3 üçer üçer sona kadar alarak ilerleyelim burada bir tane eksilmiş olduk iki tane açık fıstığımız aynı anda yaptık kapalı fıstıkla başlamadık şimdi üçer üçer her zamanki ördüğümüz gibi yani bu noktaya ördüğümüz şekliyle örerek ilerleyelim 1 2 3 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum sona kadar ilerleyelim Sona kadar örerek geldim. 2 yan fıstığımız kaldı. 1 ve 2. Şimdi kaç tane fıstığımız olduğuna bakalım yukarıdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi burada başlangıçta 2 tane açık fıstık almıştık. Kapanışta da 4 tane açık fıstık yapacağız. Yukarıda 14 tane fıstığımızın olması gerekiyor. Bir sağ taraftan bir de sol taraftan eksilme yaptığımız için. Bunu sayarak kontrol ederseniz çok daha güzel olacaktır. Yani ileride kayma olmaz modelimizde ikinciyi aldım. Başlangıçta iki tane açık fıstıkta bitişte dört tane açık fıstıkla sıramı kapatıyorum. Bakınız 1 2 3 4 Tepeden, dibinden bir ileri ve en sondaki bölümümüze batarak dört tane açık fıstığımı aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bir sağdan bir soldan eksilme işlemini yaptık. Şimdi örgümün arkasını çeviriyorum. Burası başlangıç olduğu için buradan 2 açık fıstıkla başlatıyorum. Birinci açık fıstığımı yaptım. Yine eksilme yapacağım. 2 ve 3. 2 tane açık fıstığımı çekiyorum. bir tane tepeden bir dibinden bir ileri. Normal 3 açık fıstık olarak sona doğru ilerleyelim. 2 tane ile başlatmıştım. Böylece 1 ve 2 tane kesme işlemimizi yaptık. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi son olarak bir tane tepeye, dibine ve bir sona batıyoruz. 4 tane açık fıstığı çekerek ikinci eksilmemizi de sayımızı kontrol ederek yapmış oluyoruz. Özellikle ilk defa ören arkadaşlarım mutlaka kontrol etsinler. Fazla ya da eksik olmasın. 1 2 ve 3. 4 tane açık fıstığımı aynı anda tek seferde çekiyorum. İki tane sağ taraftan, iki tane sol taraftan eksilme işlemini yaptım. Bakınız bir ve iki, bir ve iki. Gayet güzel ve yeterli oldu. Arada şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve on iki tane tepemizde fıstık kaldı. Şimdi hiç artma ve eksilme yapmadan yeterli ölçü olana kadar omuzumuza doğru örmeye başlayacağız. Buradan itibaren kesme işlemini tamamladım. Artık aşağıdan yukarıya doğru geldiğimiz şekliyle örüyoruz bir tane kapalı fıstığımla örmeye başlıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum sıra başını örüyorum 1 2 ve 3 dibine batıyorum 1 2 ve 3 bir ileri 1 2 ve 3 3 tane açık fıstığım kapalı fıstığımın üstüne ilkini ördüm bir zincir şu şekilde örerek sıramızı tamamlıyoruz ve büyütüyoruz yine aşağıda yaptığımız işlemin aynısını yaparak yukarıya doğru örelim 7 sıra örerek tamamladım 8. sırayı ise bakınız ensemizde boşluk bırakmak için e, ayırdık şurada dört tane fıstık olarak kestim 1, 2, 3, 4. Şuradan itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sırayı tamamladım. 7 sıradan sonra 8. sıramı tepede 4 fıstık olarak e, ayırdım ve kestim. Şimdi ortadan 4 tane fıstık sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Geriye kalan 4 tane fıstığımı örmeye başlıyorum. Şöyle. Giriyorum. 4 tane arada kaldı. Her iki kenardan da 4'er tane fıstığımız olacak. 3 tane açık fıstığımı çekiyorum. Kapatıyorum. Sona doğru ilerliyorum. En son grubumu da örüyorum. 1 2 3 3 tane fıstığım oldu bakınız. 1 2 3. Sonuncuyu hazırladım. Üçünü aynı anda çekiyorum. Bir tane zincirimle kapatıyorum. İpimi kopardım. Koparmış olduğumuz iplerimizin tamamını şöyle geriden batalım. Tam fıstıklarımızın ortasından ipimizin ucunu alıp içe doğru götürebildiğimiz kadar uzak mesafeye götürerek gizleyelim. Daha sonra kalanını keselim uçlarında. Yeleğimizin bütün parçalarını örerek tamamladık. Arkamızı ikişer ikişer eksildik. Yine kollarım önlerimizi de ikişer ikişer eksilme işlemini yaptık. Şöyle üst üste tuttuğumuzda gayet güzel minicik bir yelek çalışması oldu. Üzerine bakınız ben şu şekilde önünü sadece kesme yerine kadar yıldız çalışması yaptım. Şimdi diğer tarafa da aynı çalışmamızı yapalım. Daha sonra birleştirme işleminde yeniden birlikte olalım. İğneme beyaz ipimi taktım. Şöyle simli bir ipim vardı. Ee, i̇stediğiniz ip olabilir. Normal ipiniz varsa normal ip yoksa lif ipiyle de çalışabilirsiniz. Şimdi yerimizi ayarlayalım. Bakınız önden bir şuradan sayarsam. 2, 3, 4, 5. Beş. 5.'ye geliyorum. Şuradan başlıyorum. 1 2 3 4 5. Beş. 5.'ye geliyorum ve tam ortaya batıyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Şu uçtan başladım. 1 2 3 4 ve 5. Giriyorum tam ortaya. Yıldızımın her bir köşesine batıyorum bakınız. Yıldızımın birer birer köşeleri var. Hepsine batıyorum. Batıyorum. Yandakinden çıkıyorum. Tıpkı etamin işler gibi ipimi yavaşça örgümün düzenini bozmadan çekiyorum. Şurada bir e, kalınlık var. Hemen o engel oluyor. Düzeltiyorum. Birinciyi ördüm. Bakınız birinci için. Merkeze geliyorum. Merkezden diğer yöne geçişimi yapıyorum. Tekrar merkeze geliyorum. Ortaya. Ortadan aşağıya iniyorum. Diğer yönden çıkıyorum. yıldızın 5 tane yönünün her birinden çıkıyoruz ve orta merkeze gelerek tekrar batıyoruz. Şimdi en son şu uca geliyorum. Batıyorum. Ortaya bir tane de varsa inci ya da boncuk dikebilirsiniz yoksa bu şekliyle de bırakabilirsiniz bakınız şöyle göstermek istiyorum yıldızımızın ortası burası 1 2 3 4 ve 5 6 hepsine birer birer batıyoruz 1 2 3 4 5 ve 6 şimdi diğer bölüme geçiyorum hemen ucundan bakınız hiç şaşırmayalım hemen ucundan şöyle batıyorum ya üstteki bu taraftakinden sağdan ya da soldan ortaya giriyorum diğer yıldızımın ortasına geçişimi yapıyorum Bakınız bu orta artık merkezimiz oldu. Bütün kenardaki trabzanlarıma batarak bu şekilde tamamlayacağım. Ortaya geliyorum. Diğerine batıyorum. İpimizi hemen yarımlayamadan şöyle üzerine batarak basarak ilerleyelim. En son yine geliyorum. Yine yıldızımın ucundan batıyorum. Diğer tarafa geçmek için tam ortaya geliyorum. Bu ortanın sağdan sondan istediğiniz yerden işleyebilirsiniz. Bakınız her ikisini bu şekilde işledim. Tam merkeze yayıncı ya boncuk bir şey dikelim ve 1 2 3 4 5 tane olana kadar yukarıya doğru devam edip ilerleyelim. İşlemimi bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Kol ayrımının olduğu yerde bıraktım. Şimdi beyaz lif ipimi alıyorum ve kenar tığlamamı başlatıyorum. Birleştirmemi de yine bu ipimle yapıyorum. Örerek yapacağız. Şöyle görelim. Yerleştiriyorum. Düz yönünden yanlarını çeviriyorum. İlk fıstığımın bulunduğu yerden giriyorum. Her ikisine de batıyorum bir zincirimi çekiyorum ve buraya bir iki üç defa batarak bir tane fıstık örüyorum tek seferde çekip kapatıyorum ikinci fıstığıma gelip atıyorum diğerinin de ikinci fıstığından alıyorum bir tane zincirimi çekiyorum bir iki çekiyorum kapatıyorum Dilerseniz üçte çekebilirsiniz batıyorum her ikisine 1 2 çekiyorum bir zincir hem önden hem diğer taraftan alıyorum bir zincirimi çekiyorum fıstığımı örüyorum araya şuraya girerek yapıyorum bir iki tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve her ayrım yerine gelerek batıyorum ve bu şekilde birleştirerek yukarıya doğru ilerliyorum 10 tane fıstığımızı örerek geldim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ördükten sonra şöyle şuradan da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın batıyorum her ikisine bu sonuncuyu. Bir tane zincirimi çektikten sonra artık şöyle birer birer yani parçalar halinde örmeye başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum her ikisini birleştirmiyorum artık tek seferde çekiyorum şöyle görmenizi istiyorum 10 tane fıstığımı tığlayarak geldim artık koluma doğru ilerliyorum tekrar 1 2 tek seferde çekiyorum kapatıyorum bir sonraki yere batıyorum 1 ve 2 çekiyorum kapatıyorum bir sonraki bölüme batıyorum bir zincirimi çektim iki defa 1 ve 2 kapatıyorum yukarıya doğru işlemimizi bu şekilde yaparak ilerleyelim şöyle görmeniz istiyorum birleştirdim yukarıya doğru gidiyorum son olarak 8 sıramızın bulunduğu yere geldim ve şu şekilde büküyorum omuzlarımın her ikisinden alarak birleştiriyorum. Şöyle birleştirdim bakınız. Bir zincirimi çekiyorum. Yine uzatıyorum. 2 çekiyorum tek sefer kapatıyorum. Yine kolumdan devam ediyorum. Biraz ışığımız parlatıyor ama umarım e, görülüyordur. Renk ışıkla çok uyumlu olmadı biraz. 1 Bir, 2 çekiyorum. Tek seferde çektim. Kol altına kadar bu şekilde tepe çevre tığlayalım. Tepe çevre kolumuzu örerek geldim. En son bakınız gövdemizin bittiği yerdeyim ve aynı yere batıyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra yanımızın ve kolumuzun birinci sırasına birleşme noktasında tamamlamış oluyoruz. Şöyle içe doğru geriden alarak götürüp gizleyelim ipimizi. Evet şimdi böyle gizledikten sonra kalanını da temizleyelim. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız bu uçtan başladım. Kolumuzun çevresini tığladım. Şimdi omuzumuzdan devam ediyoruz bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum. Omzumun bulunduğu yere her ikisini birleştiğim noktaya batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Sabitliyorum. Uzatıyorum. Aynı yere batarak bir, iki tane fıstığımı örüyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve her ikisinin ara noktasından girerek batıyorum. Bunun ara noktası diğerinin. Zaten sayılarımız eşit olduğu için hiç problem olmadan birleştirme işlemini yapacağız. Bir zincir tekrar arkasına giriyorum. 1 2 çekiyorum, kapatıyorum bir zincirle batıyorum. Yeniden 1 2 atıyorum. Bir zincirimi çektim. 1 ve iki tek seferde çekiyorum zincirim. Uç noktaya batıyorum. Diğerinin uç noktaya batıyorum ve kapatıyorum. Buradan önüme doğru iniyorum. Aşağıya kadar geldim. Buradan başlangıç noktamdan sona kadar ilerleyelim. Alttan bakınız nasıl şekilde örerek geldim. Şöyle görmenizi istiyorum. Uç kısma kadar geldim. Şimdi diğer parçayı bırakıyorum üzerine ve birleştiriyorum aynı işlemimizi burada da yaparak ilerliyoruz bütün kenarlarımızı tığlıyoruz bir zincirimi çektim bir ve iki tek seferde çekiyorum kapatıyorum uç noktaya batıyorum diğer tarafın aynı yerine gelerek batıyorum ve birleştiriyorum. Bir zincirimi çektikten sonra buradan yukarıya doğru çift olarak örüyorum. Her ikisini birleştirerek. Buradan batıyorum diğer taraftan. Ve yukarıya doğru diğer taraftaki işlemimizi tekrarlayarak bütün kenarlarımızı tığlamış olalım. Birleştiriyorum. İşleme işlemimi tamamladıktan sonra ortasına birer de inci diktim ve bir tane bağcığımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane fıstıktan oluşan şöyle uzunluğu ucunda da minik bir çiçeği olan güzel bir bağcık çalışması yaptım. Diğerini de sizlerle birlikte hemen çalışmaya başlayalım. Tamamı fıstık dolgulu bu yeleğimizin gördüğünüz gibi bir tane zincirimi çekiyorum tığımı sabitliyorum ve şu şekilde tuttuğumuz zaman bakın şuraya gelecek yerden altından giriyorum şöyle buraya sabitliyorum bir zincirimi çekiyorum ve uzatıyorum bir iki ister ikili ister üçlü kalınlığını dolgunluğunu ne kadar isterseniz o kadar kalınlıkta örebilirsiniz. Şöyle alta takıldı ipim. 2 ve 3. Çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. Tekrar uzatıyorum. Giriyorum. 1 2 ve 3. Çekiyorum, kapatıyorum bir zincir. Uzatıyorum. 1 2 3. Çekiyorum kapatıyorum ve bir zincir tekrar uzatıyorum 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincir bu şekilde fıstıklarımızı ardı ardına yaparak uzatalım fıstıklarımızı yeteri kadar ördüm ucunun çiçeğini çalışmaya başlayalım 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum son fıstıktan sonra tığımın başını doluyorum hemen dibine batıyorum şurada minik bir yuva var bakın şöyle çevirdiğinizde göreceksiniz oraya girelim ve uzatmaya başlayalım 1 2 3 3 defa çektim içinden geçiyorum kapatıyorum 1 2 3 zincirimi çekip dibine batıyorum birinci çiçeğimizi yaptık tekrar 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyorum Yine aynı yuva içerisine 1, 2, 3 alıyorum. Geçiyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3 zinciri çekip yuva içerisine iniyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yeniden yuvaya dönerek 3 defa uzatarak fıstığımı çalışıyorum. 1, 2, 3 zincirle tekrar dibine iniyorum. 1 2 3 zincirle yukarıya yeniden çıkıyorum. 3 tane bakın nasıl çiçeğimiz oldu burada. 1 2 3 4 5 tane çalıştık. 4. çalışıyorum. 1 2 3 çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 dibine batıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Yeniden yuvaya girerek son çiçeğimi yapıyorum. çekiyorum 1 2 3 şu tarafa gelerek bakınız şuradaki bağımızın diğer tarafını yani başlangıçtaki çiçeğimizin dibine gelerek kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra bağcığımın çiçeğini bu şekilde örerek tamamlıyorum ve ipimizi buradan kesiyoruz kestiğimiz ipi şöyle arkasını çevirerek iç kısma gizleyelim ve yeleğimizi bu şekilde tamamlamış olalım Yeleğimizi bu şekilde tamamladık. Şöyle güzel şık bir yelek oldu. Dilediğiniz kadar ölçülerimizi büyütüp yeleğimizi büyütebilirsiniz. Örmesi son derece kolay gördüğünüz gibi. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.